O senelerdir aynı şekilde anlatıyoruz. Ee, kitaplarda namazın nasıl kıldığı, ayakta oturamayan, ayakta duramayanın oturarak nasıl oturacağını. Bunların hepsi kitaplarda yazılmış. Ama bazıları ısrar etti. Bazıları ise işin enteresan tarafı e, e, zaman zaman önceki Diyanet Başkanları da işte tamimler yayınladı falan filan ama çok ciddi bir şekilde gidilmedi. İşi hani gazetelerde yayınlanan o camide e, hakikaten kiliseye çevirmiş ya. Hüseyin Hilmi Efendi seneler önce bunları maksat diyor. Kiliseye çevirmek bunları. Ayakkabıyla girecekler. E şimdi biz camilerle alakalı beraber yaptığımız bu oranda bir şey dedik. 95 kişi bizim aleyhimize dava açmıştı. Hmm. 95 kişi İşte evet. işte camilere nasıl dil? Biz camileri dil, dil için değil. O sözü hala kullananlar var da yarın ahirette o iftira edenler nasıl Camiyi hesap Camiyi korumak için söylenen bir Camiyi korumak sözler. için söylenen bir sözdü. Bir sözdü ve onu allem ettiler, kallem ettiler mahkemede beraat ettirdi. Ee, herhangi bir şekilde kastı şey i̇şte söz konusu değil. Çünkü oradaki konuşmanın hepsini hakim olduğu gibi şey yapıyor. Deşifre ediyor. Deşifre ediyor. Ya mahkemede de açıkça okudu. Sen dedi böyle söylemiş. Evet dedim öyle söyledim. Ama bundan maksadım buydu. Çünkü benim senelerce aynı şekilde anlattığım bu. Her talibinin kitaplarındaki de bu. Hakim baktı. İşte o tarafın avukatı efendim falan, falan filan diye çıkıldı. Hakim şak diye aynı şekilde beraat ettirdi çıkarttıydı. Çünkü orada suç olacak bir şey yok. Camilere hakaret yok. Camileri korumak var. Aha bak sen din görevlisin. Ve ee işte Diyanet Vakfı bilmem neleri falandı. Peki siz neredesiniz o vakıflar, o din görevleri? Siz neredesiniz? Camiler kiliseye çevrilirken. işte o zaman camilere o çocuk yuvaları falan yapmaya kalktılar ya evet, işte, oyun, oyun parkları. Oyun parkları yapmaya kalktılar ya o sebepten aynı şekilde şey yapılmıştı. Nasıl camiye hakaret dersin... Aha neticeyi nereye getirdin arkadaş? Kiliseye getirdin. Allah Teala razı olsun. Diğer işleri başkanı direkt aynı şekilde devreye girmek suretiyle bunların hepsini aynı şekilde ortadan kaldırmak için tamimle yayınladı. Aynı şekilde gazetelerde şey yaptı falan. <laughs> Bu senelerdir aynı şekilde dinsizlerin, imansızların, batırların aynı şekilde oyuncağı. Bunlara köle olan, kul olan ee, onların yaltakçıları da hadi aynı şekilde din adı altında bunları teşvik ediyordu. FETÖ'sü de teşvik ediyordu, öbürste teşvik ediyordu. Şimdi burada din görevlileri bazıları ok altında. allah Teala'nın dinini öğretmek mi? allah Teala'nın emrettiği namazı ifade, e, ifa etmek mi? Yoksa devletten para alıp keyfine göre aynı şekilde insanlar hatırına göre denizde yelken açmak mı? Niyetini düzelt. Görülecek zaten birkaç gün içinde belli olur. Tabi. Orada yani. görecek. Yani. Demek ki burada din görevlerinin e, bazı da aynı şekilde. Efendim FETÖ şöyle FETÖ böyle. Demek ki senin kafada FETÖ. Değil evet, mi? Tabii. Anlayışın öyle. Şey, Yaptığın uygulama onu Yaptığın uygulama öyle. Ve burada cemaatten aynı şekilde. Birazcık cebinde parası olur ben hoparlör takacağım. Ben aynı şekilde buraya aynı şekilde sandalyeler dizeceğim falan. Niye isim veriyorsun arkadaşım? Cami onun mu? Cami onun mu? Madem ki devlet e, o cami devredildi sen de orada bir vazifelisin niye müdahale ediyorsun? Ha o zengin senin cebine üç beş kuş para bırakıyorsa ve hatta bu beni şikayet et, benim e, buradan görevimden aldırtırır diye makam sevdası söz konusuysa iyi o zaman kusura bakma da sen Allah adamı değilsin arkadaşım. O mazerette kalmadı şimdi. O mazerette kalmadı. Aha şikayet. işte tamim. Aha tamim. Yapmazsa şikayet edilir evet. bu sefer. Ee, yani Allah Teala razı olsun. <laughs> hani bazıları diyor ki efendim siz diyanet, ya bizim diyanetle, diyanetle bir alakamız yok. Kimseyle de bir derdimiz yok. Bizim derdimiz aynı şekilde dinin doğru olarak önlemsi tatbik edilmesi. Diyanet doğru bir iş yaptı. Yani Türkiye Gazetesi Sürmanşet'ten destek verdi. Tekeret haberi de biz de destek veriyoruz. Doğru yapıldı. Doğru yapılan şey eğri denmez ki. Bizim herhangi bir düşmanlığımız yok ki. Bir şeyimiz de yok, kastımız da yok. Niyetimiz nedir? Niyetimiz aynı şekilde üstüne yani alimleri kitaplarında bildirildiği şekilde dinimizi doğru olarak aynı şekilde anlatmak. Dinimiz anlatıp, bozulmasın böyle, yani. Bozulmasın. Bizim çabamız, gayretimiz o. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz i̇şte, teşekkür ederiz efendim.